abonelerimizin rüyalarını yorumluyorum. Güldap Savoğlu, 67 doğumluyum, Koç burcuyum. Rüyamda ayıklanmış, pişmemiş bezelye, taze bezelye görüyorsunuz. Sizin çözülmesi gereken, sağlığınızla ilgili dikkat edilmesi gereken, özellikle yumurtalıklarınızla ilgili sıkıntı olabilir. İhmal etmeyin ama yeşil murattır. Evinizle ilgili istediğiniz bir şeyin sevincini yaşayacaksınız. Esin Hancı, Emine abla ben hiç görmediğim kadar çok fazla rüya hatırlayamam. Hepsini yazacağım, ne olur ana. Rüyada çok genç bir saatte yatacağım, babama bana kızıyor. Neyse. Eski okulumun resim sınavı varmış. Neyse. Bundan eski okulumun bir merdivenine inip çıkıyorum. Hemen Esin Hancılı. Senin hayatınla ilgili oturtamadığın bir sürü kariyerin, eğitiminle ilgili ve sınav ve başarmak istediğin noktaların var. Allah nasip ederse 2019 senin için hayırlı ve aydınlık olacak. Biraz alıngan, biraz deli yönlerin var. Bunları iyileştireceksin. Hayata karşı güvensizliklerin var. Babanı çok seviyorsun ama baba özlemi yaşıyorsun. Bunu toparlanman lazım. Ve de tatil niyetin var, bir türlü olmuyor. Ama ileri devletle alakalı bir iş beklentin var. Hayırlısıyla bu olacak, merak etme diyorum. Sevgi Deniz. Selam Emine Hanım. 6 yıldır evliliğim, çocuğum yok. Kız çocuğum olduğunu görüyorum. Anne Hanım. Sevgili Deniz'ciğim, çocuk sahibi olacaksın ama tedaviyle çocuk sahibi olacaksın. Kız çocuğu bir türlü oluşmayan mutsuzluğunu temsil eder. O yüzden evliliğinle ilgili çocuk sahibi olmak istiyorsun. Allah nasip edecek diyorum. Devam ediyorum. Cihan Koçlu. Rüyamda çok küçük bir bebek banyo yaptırdığımı, bebek hasta gibiydim. Cihan'cığım, işinle ve eğitim hayatınla ilgili hedeflediğim noktalarım var. Bebek fark etmiyor, kız erkek ayrımı yapmıyorum. Senin oluşmasını istediğin çok güzel gelecek planların var. Bunlara sahip olacaksın. Reyhan Gürer. Rüyamda kocamın çoraplarının içinden kağıt para gördüm. Ne demek acaba? Yorum. Kocanızın maddi sıkıntıları ve ev ya da araç alma gibi bir niyeti var. Allah nasip ederse olacak. Panik yapmayın diyorum. Esra Karatepe. Emine abla, rüyamda saçımın bir kısmını boyatmaya karar vermiş. Hangi renk boyattım diye çevremdekilere soruyorum. Senin de özel hayatınla ilgili oturtmaya çalıştığın sıkıntıların var. Bunlar oturacak ama sen kendi kendine devamlı triplere giriyorsun. Bu triplerden çık. Biraz psikolojini düzelt, spor yapmaya ihtiyacım var diyorum bebişim. İhmal etme. Evet, rüyada en çok mesela küpe görmek ne demek? Küpe aslında sizin dışarıdaki dedikoduyu, gelecek insanların sıkıntılarını almaktır. O yüzden küpe hem sıkıntıyı hem de sevinci temsil eder. Mesela birinin sizinle rüyada konuştuğunu görmek, aslında işinizle alakalı yöneticilerinizle ilgili sıkıntı yaşadığınızı görmek. Ama her rüyayı dinlemek lazım. Ben nasıl mesela burada rüyaları anlatıyorum ama sesli, ses enerjinizle birlikte rüyanızı yorumlamam daha sağlıklı. O yüzden evet, hissettiklerim ve gelen rüyalar bu kadar. Yeni videoların altına rüyalarınızı yazarsanız sevinirim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, güzel tadın, yazın tadını çıkartın. İyi ya da kötü ne yazdığınız değil, doğru ya da yanlış. Sadece küfür etmeyin. Beğenmeyebilirsiniz, beğenmediğiniz için yorum yapabilirsiniz ama lütfen hiçbir videoya, çünkü çocuk da izliyor, benim çocuğum da izliyor, yeğenlerim de izliyor. Lütfen küfür yakıştırmıyorum benim, bana abone olan insanların kalitesine yakıştırmıyorum. O yüzden lütfen küfürü kenara atalım. Bizler insanız, saygı duymamız gerekiyor. Her canlıya lütfen sıcak. Kapınızın önüne bir tas su koyun. Kedilerimiz, köpeklerimiz için su koyun. Çünkü sıcaklarda onlar suya muhtaçlar, yemeğe muhtaçlar. Hayvanlarınızı da unutmayın lütfen.